Merhabalar arkadaşlar, Skyrim'e hoş geldiniz. Bölüm arasında biraz alışveriş yaptım. Üstümüzdeki yükleri biraz azalttık. Kapasitemiz 145'e kadar düştü. Ve arada defeden kristal hançeri buldum. Bunu hemen kıralım. Sinsiliğimiz 87'ye yükseldi. Bu defeden nerededir? Şunu seçersek daha rahat çıkar mı ortaya? Sürgün. Bu sürgün sayesinde daha hızlı kasabileceğiz tılsımlamayı. Ama zaten 87'ye kadar yükseltmişiz. 90'a kadar yükselsek geçecek. 5 tane de kitap okuyup %100'e yükseltebiliriz. Ama şu anda göreve devam edelim. Bu arada eğitim aldım arkadaşlar. Saartal'e gidip Saartal'de baş çalışma eğitimleri aldım. O esnada Ortlak Algılama kitabını da aldım. Onu da okuyalım hemen. Üstümdeki kitapları vesaire her bir şeyin fazlalıkları bıraktım. Black Reach'e Türkçe'ye ne diye çevrilmişti? Öteki dünyanın sırları. Burada göremiyorum. Neyse. Haritamızı açalım. Alftan'da gidip Black Reach'e girelim. Asansörü aktifleştirmiştik. Direkt kaldığımız yerden devam edebiliriz. Baştan gezmemize gerek yok. Kara menzil. Türkçe'ye kara menzil olarak çevrilmişti. Şurada karşıda bir top var. Bununla onu direkt vurabiliyor muyduk? Vuramıyormuşuz. Sakinleştirebiliyoruz. Bölüm arasında bir mod daha ekledim arkadaşlar. Burada bir görev daha aktifleşiyor. Sindarion'un alan günlüğü. Hemen bir okuyalım. Merak ediyorsanız durdurup okuyabilirsiniz arkadaşlar. Kara menzilde Kızır Nerun otu toplamamız gerekiyor. Bunun içinde bir mod eklemiştim ve aktifleşti. Kırmızı Nerun otlarının yerini gösteriyor. Şu anda aktif. Skyrim'e geri dön. Buradan toplayacağımız bir şeyler var mıdır? Uyum küresi. Bir tane daha uyum küresi var burada. Alsak mı? Ağırlığı sıfır. Üstümüzde kalsa da. Belki bir yerlerde işe yarar. Dederum Drenis. Bu da mı eğitim? Evet, simya kitabı. Sağ altta gözüküyor arkadaşlar. Can içeriden alalım.
O ne? Neyi düşürdük? Funda kalp. Buradan alacak başka bir şey nedir? Deri taşıma çizmeleri. Ağırlığa göre değeri bayağı yüksek. Sindarion da burada çalışmalar yaparken ölmüş. Şimdi bütün kızıl Nurnot'ları işaretli arkadaşlar. En yakın olandan başlayalım. Burada bir Nurnot'u görüyorum ama işaretli değil sanki. Bu arada kıyafetlerimizi giymemişiz. Fazlalık bir şey aldık sanki. Mitik elf miğferi. Miğferi gereksiz. Altıda canlı algılama, 5'te görünmezlik, 7'de teskin etme, 8'i 50 alabiliriz ya. Bunu 8 diyelim. Ortak algılamaya 7 diyelim. Yalnız sadece belli bir kısım mı işaretlenmiş acaba? Bayağı eski bir mod bu. Sakin. Sen neredesin? O da sakinleşti mi? O böcek nereye gitti? Bu canlanacak bir şeye benziyor.
Az kalsın öldüremiyorduk. Aha, dur. Sen sakin değil miydin ya? Tek de öldürdü. Nasıl olsa sakinleştirmiştim diye. Hiç de dokunmamıştım. Yani direkt yaklaştım yanına. Nasıl olsa sakinleştirmiştim diye. Bunlar niye işaretli değil? Kuşlarımız da değişti tabi. Teskin etme. Birileri geliyor. Te oradan nasıl gördün sen beni ya? Ve direkt hızlı uzaklaşıyor. Hızla Crimson Nirnotlarını toplayalım. Kızıl Nirnotlarını. Buraya karşıdan çıkıyoruz. Haydi.
durum nedir? Hareket etme. Buradayken seni bir halledelim. Yerine burada başka alışımı alsak. İyi ki canlı algılama büyümüz var. Bunları fark edip de uzaktan ortaya çıkartmasak, dibindeyken çıksalar bizi kesin öldürürler tekte. Bu arada eğitim hakkımızı doldurmuştuk. Direkt seviye atlayabiliriz. 310 yapmışız bunu. Gerisine Efsun'dan devam edebiliriz. Kristal kaynağı yanımızda kazma getirmiş miyiz? Getirmişiz. Sanırım daha önce hiç kara menzilde madencilik yapmamıştım. İlk defa ruh cevheri kazıyorum. Bunları da uzaktan bir sakinleştirelim. Tutturabilirsek. Şunu tutturamamış mıyız ya?
Yukarıda mıdır, aşağıda mıdır? Bir tane daha var. İkisi de sakin herhalde. Önce şu kanatlıdan başlayalım. Ne görüyor bizi? Sol eldeki hançeri her seferinde mouse'la seçmek gerekiyor arkadaşlar. Kısa yol tuşu atayıp da değişiklik yapamıyoruz.
Az önce Dedra oku düşmüştü bundan. Hangisinin en büyük olduğunu çözmeye çalışıyorum ama hepsi hemen hemen aynı uzaklıkta şu anda galiba. Bunları yine sakinleştirerek halledelim. Uğraşma. Buraya bir şey fırlıyordu gibi hatırlıyorum ama şu kolu çekince mi bir şey oluyordu acaba? Bir F5 diyelim yine. Uzak açılıyormuş. Önce şu taraftakileri mi halletsek? Burada aşağı inmeden. Ağır zırh eğitimiymiş bu da arkadaşlar. Haziran. Önce bunları halledelim yine. İkisinden çıkmış dışarıya. İkisi de sakin herhalde. Ha, öldüremedik. Dur, 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 dur. Vurma. 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 Vur. Kaçtın mı? Kaçtın mı? Nerede o? Orakçı Çiyan. Geliyor herhalde. Görev oklarının arasında. Zor gözüküyor kırmızı nokta. İyi ki şu uyanmadı hemen. Neredesin? Çiyan. Neredesin?
O bir yerden zehir attı. Uf, arkamdaymış. Az kalsın ölüyordum yine. Bir F5 yapalım da. Bunlar çok tehlikeli ya. Özellikle zırhımız yoksa. Şunu da bir halledelim. Kolu etkinleştirince mi canlanıyordu acaba? Burası harika bir Çiyan yumurtası kaynağı arkadaşlar. Silent City mezarlığı. Buraya daha önce girdim mi ki? Acaba neyi aktifleştirdik? Bu bize bakıyor. Uzağı mı aktifleştirdik? Ne oldu? Galiba tuzağı aktifleştirdik. Bunları sakinleştirelim. Sinsilik yüz olacak herhalde burada.
Burada nefes alma büyümüz var mıydı bizim? Aha, çıkamıyoruz. Az kalsın çıkamıyordum. Suda nefes alma iksirimiz de yokmuş. Da nefes almaya aslında gerek de yokmuş. Galiba oyun sudan çıktığımızı algılayamadı. Hala suyun altındaymışım gibi sesler geliyor. F5, F9 yapalım bakalım. Güzeldi. Az önce büyünün de sesi çıkmıyordu. Şamanın anahtarı acaba nereye açar? Tam düşüyorken yakaladım. Hepsini sakinleştirdik herhalde.
Orada insanlar var. Yitik elf uşaklarıymış bunlar. Servant diyor. Az öncekinde niye yakalamadık? Az öncekinin ruhu değersiz miydi? Başka de canlı var mı? Yok gibi. Burası kızıl kara menzile geri dönüyor. Burası da kara menzile geri dönüyor. Karşıda bir şey var gibi ama nereden gidiyoruz oraya? Atladım ve tutturdum. Çıkışımız buradan değilmiş. Dışarıdan dolaşıp kasaya ulaşmamız içinmiş burası. Kim fark etti? Burası bayağı kalabalık. Debate hall, tartışma salonu. Ateşte Dans Hitabet Kitabı. Kitapları okumadan alma modu çok güzel arkadaşlar ya. Burada bunları birbirine düşürmeyi deneyelim mi? Oo. Sen nereden çıktın? Ölmedi galiba.
Asıl düşmanınız Yitik Elf. Hepiniz Yitik Elf'e dalın. Sizi köle olarak burada tutuyor. İki tane kaldı herhalde. Bunlar da ikisinden birisi gider. Ara sıra F5'e basmayı da unutmayalım tabi. Muhtemelen Yitik Elf kaldı. Aha, Yitik Elf ölmüş. Bir kere tutturamayınca aslında hemen sakinleştirmeyi kullanmak lazım ama. Bu sefer direkt sakinleştirelim. Mesafe yeter herhalde. Yıldırım oku asası alalım. Burası bahçeye çıkıyordu herhalde. İçerilerden alacağımız başka bir şey var mıdır? Etrafımız çevrili. Dörtlük ne vardı? Demir vücut. Çok uzun süre korumuyor ama birçoktan iyidir. Yayı almayacaktık. Buradan aşağıya atlayabiliyor muyuz? Çok da yüksek değilmiş.
Burayı az önce gezmişiz, temizlemişiz. Herhalde yukarıda. Karşıda. Şu nedir? Örümcektir. Sakince bir aşağıya in, sürpriz yapma daha sonra bize. Bu patlamamış gibi duruyor ama. Öldürmüş müyüz? Şu anda işaretli olan da mı yukarıda acaba? Şunu da alalım. Kaç oldu? 10 tane kaldı. Balık malzemeleri denk geldi. Bira var mıdır? Yoktur. Şöyle sinsice öldürebilir miyiz? Bunların ruhlarının büyüklüğü farklı herhalde. Gece gezen Yeti Gelf ile diğer öldürdüğümüz Yeti Gelflerin. Sekize 600 aslında alınır bu.
Yakındaymış gibi gözüküyor ama. Bu arada bunu kaldırınca gidiyor mu? Gidiyor. Bunları kaldıralım. Yanlış görev imlecine gitmeyelim. Aşağıda 3 tane var gibi gözüküyor. Sakin olun. Bir F5 yapalım da. İyi ki hemen dalmamışım. Tarafta başka da bir şey yokmuş gibi. Ama sesleri de geliyor. Burada uyanmayı bekleyen bir canlı var sanki. Bunu zaten halletmiştik, değil mi? Evet, içini de boşaltmışız. Burası bayağı genişmiş. Ama işleri boş herhalde. Biz buradayken patlamadıklarına göre.
Onda da kristal kaynağı diyordu ama Corindon çıktı. Etrafımızda bir sürü yakın imleç var. Hangisine gideceğimi şaşırdım. Şunlardan Eren bir şey fırlayacak gibi hissediyorum ama o çıktı da. Dur dur dur, sakin 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 sakin. Üç tane daha toplarsak bu iş tamam. Bunları sakinleştirerek halledelim. Tutturabildik mi? Bu sefer tutturduk. Yukarıdaki. Neredesin? Sen de sakin ol. Gölge Efendisi Yitikelf. Bunu bir kere de öldürebilir miyiz? Yalnız bunu sakinleştirememişiz. Oo, dayanıklıymış. Bir F5 yapalım da. Yüz hasar veremeyebiliriz. Güçlü vuruş yapamadım. Olmadı. Hemen fark ediyor bizi. Az önce niye hemen fark etti? Şu anda gizliyiz, değil mi? Evet, kılıçlarımız elimizde. Diğerlerinin sakinliği de bitti. Bunları tekrar bir sakinleştirelim.
Şurada bir tane daha görüyorum sanki. Değil mi? Yokmuş. Yirmi dokuz ve bir tane daha toplarsak görev tamam. Ara menzilde ihtiyacımız olan bütün kızıl nör notlarını toplamış olduk arkadaşlar. Şimdi şunu kapatabiliriz. Kökenine dönüş. Duracak öteki dünyanın sırları. Buradan mı giriyormuşuz? Güzel, tam da yerinde denk geldik. Zark Kalesi'ne çıkıyoruz. Ya da iniyoruz. İndik mi? Çıktık mı? Olta ve yem. Okumadığımız bir kitap alalım. Zırhçıların Mücadelesi. Demircilik eğitim kitabı bu da. Burada bir F5 yapalım. Galiba geldik arkadaşlar. Burada düşman yoktu gibi hatırlıyorum ama birisiyle karşılaşmamız gerekiyordu sanki. Drogton günlüğü. Burası da çıkış kapısıydı galiba. Evet.
Normalde hayatını kağıda dökecek bir adam değilim. Kral ruhbanlar hikayelerinin anlatılmasını hak ederler. Ancak Drogt basit bir adamdır. Bundan dolayı bu bir günlük değil ve burada bir hikaye anlatmayacağım. Ancak bu şeytani makineye kafayı taktım ve çözümünü bulana dek hiçbir yere gitmiyorum. Kutu olmadan bütün mekanizmanın ölü bir aygırdan farkı yok. Kutuyu yerleştirmek her şeyin canlanmasını sağlıyor. 5 halka olmasına rağmen sadece 4 düğme var. Birçoğu da nasıl oluyorsa çoğu zaman çalışmıyor. Işıklar aynı hizaya geldiğinde biraz daha açılıyor. Ancak bunun da bir yararı yok gibi. Sadece alakasız başka yerlerin hareket etmesine yol açıyor. Bu küpü bana satan yaşlı pire torbası Gajic şöyle bir şey demişti sanki. Makineye giden bilgilerin ışığı küpün üzerinde gizlidir. Bunu iyi hatırlıyorum çünkü ezberletene kadar tekrar etmişti. Ben de ezberledim. Buradan gitmek istedim ancak yukarıda kurtlar, dışarıda da gözsüz mahluklar pusuda bekliyor. O yüzden bu olaya bir çözüm getirene kadar burada kalacağım. Ve eninde sonunda doğru cevabı bulacağım. Mert lügatı nerede? Ha, boş lügat. Üstünde bir şey yazdığı yok bunun ya. Şeyler olmaya başladı. Ve Elder Scroll ortaya çıktı arkadaşlar. Kadim Tomar. Kadim Tomar'ı Dexion'a niye götürüyorduk? Okuması için götürüyorduk. Burada toplanacak başka bir şey var mıdır? Var gibi durmuyor. Çıkalım. Burada çıkışta bizi bekleyen bir şey var mıydı? Etrafta düşman varmış gibi gözükmüyor. Bundan sonra artık vampirlerin görevine devam edebiliriz ama süreye bakıyorum bayağı ilerlemişiz arkadaşlar. Bugünlük buraya kadar diyelim.
Buraya kadar izlediğiniz, takip ettiğiniz için teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.